Ölüm hukukunun hala uygulandığını gördük. Kitaplar tutuklandı. Plama boruları tutuklandı. Küçücük incecik borular tutuklandı. Hala Türkiye'de antidemokratik uygulamalar devam ediyor. Yani bugün demokratikleştik diyenlere HOPA iddianamesi gönderilmesi gerekiyor. Biz 6,5 aydır sadece öğrenci olduğumuz ve kitap okuduğumuz için tutuklandık. Yani bir plastik borunun neydi onun adı, kanıt olduğu davada 17 yılla 52 yıl yarasa yargılandık. Biz 22 yaşındayız, 52 yılla yargılandık. Böyle bugün ileri demokrasi tartışmaları yapılırken 12 Eylül'de referandumlarda biz 12 Eylül hukukundan hesap sorduk denilirken hiçbir şey değişmemiş aslında. Başbakan niye ağlamış? Ben savunmamda da belirttim. Başbakan niye ağlamış? Hala anlamış değilim. Başbakan Erdal Eren'e, Necdet Anadolu'ya ağlıyor da bugün 52 yılda yargılanan çocuklara neden bir şey yapmıyor? Niyet belli. Bir yumurtadan bu kadar korkan bir siyasal iktidar tarih boyunca yoktur. Tüm toplumsal muhalefete yapılan bu baskılar, 500 öğrenci bugün içeride tutuklu. Ahmet Şık, Nedim Şener'den tutun, Çin'den fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de yaşıyor. Dünyadaki terörist sayısının 1/3'ü Türkiye Cumhuriyeti. Yani bu kadar antidemokratik uygulamaların olduğu bir yerde AKP hükümetinin yüzü aslında HOPA iddianamesinde. Devireceğiz abi, devireceğiz. Teşekkürler.